Değerli meslektaşlarım, 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan jeoloji kurultayı ile ilgili sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum. Jeoloji kurultayı her yıl katıldığımız bir aktivite. Ancak kurultayın aslına bakarsanız bizim mesleğimiz için ne kadar önemli olduğunu başka bir boyutuyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Jeoloji Modern anlamda jeoloji, bilimsel jeolojinin başlangıcı, bizim ülkemizde e, Cumhuriyetle birlikte. Osmanlı döneminde her ne kadar jeoloji dersleri okutuluyor olsa da kurumsal olarak ülkemizde başlangıcı Cumhuriyetimizin ilanından sonra gerçekleşti. Çok önemli tarihler var. Bunlardan bir tanesi 1922'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o çok hepimiz tarafından bilinen konuşması. Orada Ulu Önder Atatürk bir ülkenin diye sahip olmak sadece onun yerüstü kaynakları değil aynı zamanda yeraltı kaynaklarının da bilinmesi, araştırılması, onlara da ulaşılmasıyla gerçekleştirileceğini vurguluyordu. Ve bunun bir gereğini de Hatta devrimlerinden bir tanesi olarak 1935'te ikinci önemli bir tarihi aşamadığı da o dönemde gerçekleştirdi. MTA'yı kurarak gerçekleştirdi. Aynı yıllarda bugünlerde bizim artık ülkemizdeki mesleğimizin kurucu babası dediğimiz pek çok büyüğümüzün yurt dışına gönderilerek eğitilmesi, ülkemizde Jeoloji bölümlerinin açılarak buralara yurt dışından hocaların getirilmesiyle mesleğimizin kuruluş aşaması 1935'ten itibaren başlatılmış oldu. O yıllardan 1947'ye kadar gelen dönemde ülkemizde artık bizim mesleğimiz bir meslek grubu tarafından temsil edilecek seviyeye geldi. Çok sayıda jeolog yetiştirildi. Bundan dolayı da 1947'de Hamit Nazif Pamir Başkanlığı'nda yeteri sayıda jeoloğun olmasından yola çıkılarak hatta bundan cesaret alılarak ilk kurultay e, düzenlendi. İlk kurultayın düzenlenmesi sadece kurultayla e, sınırlı kalmayıp aynı zamanda bizim meslektaşlarımızın ilk örgütlenmeye başladığı dönem de o dönem. O kurultayı düzenleyenler bir jeoloji kurumu Türkiye jeoloji kurumunu kurdular. Bu kurum yıllarca her yıl o kurultayı bir yandan düzenlerken bir yandan da e, mesleki olarak ülkemizdeki gelişimi sağladılar. Ta ki 80'li yılların başına kadar kurum e, devam etti. Daha sonra da mesleğimizin şu andaki çatı kuruluşu. Jeoloji Mühendisleri Odası'yla birleşti ve kurultayı düzenleme misyonunu Jeoloji Mühendisleri Odası devraldı. Eksiksiz bir şekilde günümüze kadar bunları getirdi. Dünyada ve ülkemizde olan birkaç birkaç yıl yaşanan hadiseler sebebiyle kurultay her ne kadar düzenlememiş olsa da 76.sı düzenlenecek olan bu kurultay Sürekli olarak devamlılığını sürdürdü. Bundan dolayı odaya hepimizin teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Odamız bu faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda diğer STK'lardan, diğer meslek örgütlerimizden de istifade ediyor. İşin merkezinde oda olmakla birlikte diğer meslek örgütlerimizde işbirliği halinde bu kurultayın gerçekleşmesini sağlıyor. Önümüzdeki kurulta çok önemli. Çünkü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk kurultayı. İlk 25 yılda bir meslektaşlarımızın yetişme ve mesleğimizin kurumsal başlangıcı 1947'den günümüze kadar da bu mesleğin ülkemizde icra edilmesi şeklinde tarihleri böldüğümüz takdirde bu yıl ikinci yüzyılımızın İlk kurultayını yapacağımızın da şuuru içerisinde olmamız lazım. Aslında atamızın hayal etmiş olduğu bu mesleğin ülkemizde hakkıyla yerine getirilmesinin en güzel kanıtı bu kurultayların her yıl gerçekleştiriliyor olması. Kurultayda 46 başlık altında oturumlar gerçekleştirilecek. Bu da e, ne kadar kapsamlı olduğunun e, bir göstergesi. Kurultay ilk başlarda jeoloji bülteninin çıkartılmasını sağlıyordu. Son günlerde de bütün orada yapılan bildiriler, oradaki sunumlar kayıt altına alınıyor. Bunlar bizim çalışmalarımıza ileriye dönük olan çalışmalarımıza da kaynaklık ediyor. Jeoloji kurultayı bizim mesleğimiz için bir değerdir, yaşatılması gereken bir değerdir. Bütün Türkiye'deki jeologlar olarak Tarihsel bir bilinç içerisinde o şuura sahip olarak bu kurultayı yaşatmak, ayakta tutmak bizim vasifemiz olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki kurultayda birlikte yeni bir, başarılı bir kurultay gerçekleştirmek üzere e, sizleri baba ocağımıza, meta metada gerçekleştirilecek olan e, kurultaya tekrar davet etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.